Selamünaleyküm değerli dostlar, merhabalar, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Evet arkadaşlar, Mehmetçik Vakfı'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şu anda neredeyiz arkadaşlar? Kurtköy Mehmetçik Vakfı park alanındayız. Şöyle gördüğünüz gibi sabah sabah kalktık, aracımızı çalıştırdık, şimdi yolumuza devam edeceğiz. Normalde bu taraflara ben fazla gelmezdim arkadaşlar ama Mehmet amcanın işini görmek için bu tarafa doğru geldik. Kartal'a yükledik. Kartal'a yükümüz var. Kartal'a gideceğiz şimdi, yükümüzü boşaltacağız. Ben buradan çıkıyorum şimdi. Arkadaşları alacağız. Arkadaşlarla beraber 24'ten Kartal'a doğru devam edeceğiz. Ben şöyle aracıma doğru geçeyim. Uçaklarda 24 numaralı köprünün oraya gelmiştir. Buradan bunları alayım. Oradan doğru tekrardan yolumuza devam edelim bakalım. Şöyle çamlıkta, ormanlıkta diyelim. Buradaki manzara da güzel. Şöyle aracıma doğru geçeyim de. Evet dostlar, şu anda aracımıza bindik. Buradan yavaş yavaş hareket edeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın bolluğu, bereketi üzerimize olsun. Yolumuza devam edelim bakalım. Allah herkese hayırlı işler versin. Ya Allah ya, Bismillah. Şimdi arkadaşlar, buralar önceden daha güzeldi. Yani daha güzeldi derken şu anda güzel oldu ama bizim büyük arabalar için sıkıntılı oldu. Aralara bölme koydular, bir şeyler yaptılar, kestiler, biçtiler, darttılar, döktüler. Bu aralar sıkıntılı oldu. Şimdi önceden mesela 200 araba çekiliyorsa şu anda 150 araba çekiliyor. 50 araba yerini yediler yani aralarda. Giriş çıkışlar biraz sıkıntılı oldu yol üzerine. Buralara araba çekemiyorsun, bilmem ne yapamıyorsun, geri gitmen, ileri gitmen gerekiyor. Bir şeyler buralarda geldiğin zaman zorlanıyorsun, sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Kurtköy Mehmetçik Vakfı alanından, şöyle park alanından çıktım ben. Arkadaşların yanına doğru hareket ettim, bunlar da evden kalktılar, geliyorlar. Sabahın saat 6:30. Gidelim bakalım ne bizi neler bekliyor. İnşaatın yeri nasıl? İnşallah iyidir. Bu taraflara geldiğin zaman sıkıntı yaşıyoruz genelde ama özellikle de bu gideceğim yerlerde. Ama dediğim gibi Mehmet amca da işimizi görelim bu seferlik dedi. Acil gitmesi gerekiyor dedi. Tamam dedik, biz de ne yapalım? Evet, gidelim bakalım, bir görelim. Dedim, yerde sıkıntı varsa hiç gitmeyelim dedim, yok dedi. Uf.
gittiğimiz zaman yeri de göreceğiz. Yerin dün fotosu geldi bana, fotosunu attırdım kendime ama pek böyle iç açıcı değil gibi geldi bana. Geri geri yanaşsın, bir şeyler anlattı. Bir sıkıntı var gene ufaktan diye düşünüyorum ama dur bakalım. Gideceğiz. Göreceğiz. Şimdi gitmeden daha hemen kendi kendime sıkıntıyı yaratamam yani. Viaport. Aslında buralara olsaydı Sultanbeylilere iyiydi ya. Ta Kartal'da uzak kardeşim, Sancaktepe tarafına doğru. Karaoğlan. Uçakları devamlı Gebze tarafına çağırıyorduk. Tabur'dan Gebze tarafına doğru geliyordular. Şimdi dedim bu tarafa geliyoruz. Bir sefer de bu tarafa çağıralım uçakları da. Kendi arabalarıyla değil de bizle bir gitsinler yani. Bir sefer de masrafsız gitsinler. O yüzden Dursun arayı şimdi bak. Dursun arayı. Geliyorum. Geliyoruz la, görmüyorsun mu bizi burada? Aa geliyorum. Ne arayışın?
Niye arayacaksın la? Geliyoruz diyorum ya. Hiç boşuna arama. Aa, buraya durlar şimdi. Buradan alacağım onları. Buraya durlar. Buradan alacağım onları. Evet, görüşürük arkadaşlar. İnşaatın orada. Evet dostlar. Normalde Mehmetçik'ten çıktım ben. Sizlere çekim mekim yapacaktım. Bilmem ne olacaktı ama hiçbir şey yapamadım. Gittiğimiz yerleri, gireceğimiz yer sıkıntılıydı. Girip çıkana kadar al başımdan gitti. İnşaata öyle boşaltma, böyle boşaltma. Buraya olmaz, buraya olmaz. Kafadan girdim, dedim uçaklara, boşaldın abreye, çıkıp gideceğiz. Yeter artık dedim ya, bunlarla uğraşamam. Boşalttık kulağımızı, çıktım oraya. Çıkarken de bir ton zorunluya çıktım zaten. Şimdi geri dönüşteyim. Gideyim şu bir yerin evrakları var. Teslim evrakları. Onları bakayım, verebilirsem oraya vereceğim. Oradan da bugün bir şey yok. Olmadı. Yatarık aşağı. Neredeyiz arkadaşlar? Mutköy tarafından Şekerpınar tarafına doğru devam ediyorum. Şu anda. Taksi bizden makas attı, şeyden makas attı, kamyoncudan makas attı. Taksi makas atıyor, kamyoncu da atıyor.
Evet, buradan Şekerpınar gişelerinden çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi OGS'leri iptal ettiler ya arkadaşlar. HGS'ye çevirirler yani sorsan. Hani şey, gişeleri kapattılar şimdi de. Şimdi gişeleri kapattılar. Sorsan karışıklık olmayacaktı. Eğer ki benim dediğim gibi değilse bu iş, ben de bir şey bilmiyorum. Biliyorum ya, milleti uydurmak için bu sistemi getirdiler. O geceleri iptal ettiler. OGS'lerden yazamadıkları cezayı HGS'den çıkaracaklar yani. Normalde buradan aşağı sallanıp gitmem lazımdı benim ama neyse, buradan evrak vereceğim, buradan doğru geçeyim de. İki üç kilometre yolu uzatacağım sadece. Cuma saati. Aynen. Bugün de cuma saati. Bugün cuma idi ya. Hay anasını ya. Bileydim kız kardeşim buraya erkenden giderdim ya. Üstümüzü başımızı değişirdik. Duşumuzu alırdık. Camiye giderdik ben.
Burada da bir çalışma var. Köprü genişletme mi yapacaklar? Ne yapacaklar burada? Bir şey var ya. Aynen. Öyle bir şey yapacaklar galiba. İyi olur yani. İyi olur yani. Adam haldır huldur paldır küldür gidiyor ya. Ya kardeşim yazık günah ya. Evet arkadaşlar burada duruyorum ben. Şu evrakları bakayım, vereyim, geleyim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.